Merhaba sevgili öğrenciler. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Bugün hep birlikte eş anlamlı kelimeleri öğreneceğiz. Önce eş anlamlı ne demek onu öğrenelim. Yazılışları farklı fakat anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı kelimeler, eş anlamlı sözcükler denir. Eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerine kullanıldığında cümlenin anlamı değişmez. Şimdi hep birlikte kelimelerimize geçelim. Ayakkabı, pabuç, temiz, pak, kalp, yürek, hikaye, öykü, soru, sual, nehir, ırmak, zaman, vakit, konut, ev, küs, dargın, surat, yüz, yemek, aş, beden, vücut, zengin, varlıklı, ıslak, yaş, ek, ilave, yoksul, fakir, süratli, hızlı, mutlu, sevinçli, baş, kafa, kibar, nazik, öğrenci, talebe, kirli, pis, okul, mektep, anne, ana, özlem, hasret, fayda, yarar, sonbahar, güz, at, beygir, harf, ses, hediye, armağan, basit, kolay, cevap, yanıt, volkan, yanardağ, büyük, iri, yıl, sene, kelime, sözcük, kırmızı, al, vatan, yurt, elbise, kıyafet, besin, gıda, kuvvet, güç, acele, çabuk, isim, at, yaşlı, ihtiyar, öğretmen, muallim, rüzgar, yel, tümce, cümle, esir, tutsak, noksan, eksik, beyaz, ak, vilayet, il, hekim, doktor, uçak, teyyare, rüya, düş, siyah, kara, sınıf, derslik, etraf, çevre, ABC, alfabe, çeşit, tür, ulus, millet, hakim, yargıç, eş anlamlı, anlamdaş.
Evet sevgili öğrenciler, eş anlamlı kelimelerimiz bu kadar. Dilerseniz kelimeleri çalıştıktan sonra videoyu baştan alıp kelimelerin eş anlamlarını benden önce söylemeye çalışabilirsiniz. Bakalım ne kadar öğrenmişsiniz, ne kadar hızlısınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.